Borsal Gündem kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Futsal salon futbolu olarak bilinir. Genel olarak futbola benzer ama kuralları farklıdır. En büyük farkı ise çim saha yerine salonda oynanmasıdır. Maç oynanan alanın boyutları, boyu en az 26 metre, en fazla 42 metre, eni ise en az 15 metre, en fazla 25 metredir. Futsalda saha çizgileri sahaya dahildir. Tüm çizgiler 8 cm genişliğindedir. Orta saha yuvarlağının çapı 3 metredir. Penaltı atış noktası kaleden 6 metre uzaklıktadır. İkinci nokta ise 10 metre uzaklıktadır. Kale ölçüleri içeriden ölçüldüğünde 2 direk arası 3 metre, yüksekliği 2 metre, kale direğinin kalınlığı 8 cm'dir. Top, deri ve benzeri maddelerden yapılır. Ağırlığı maksimum 440 gramdan ağır olmamalıdır. Top maç esnasında zarar görmediği ve patlamadığı takdirde değiştirilmez. Top değişiminde sadece hakem karar verir. Bir takım kaleci de dahil toplam 5 kişiden oluşur. Yedek oyuncu sayısı en fazla 7'dir. Maç sırasında oyuncu değişikliğinde sınırlama yoktur. Oyuncu değişikliği için futboldaki gibi oyunun durması gerekmemektedir. Sporcular krampon yerine kanvas veya deriden yumuşak spor ayakkabı giyerler. Futsal salonunda oynandığı için tabanı kauçuk olan salonda kaymayacak ayakkabılar tercih edilir. Maç süresi 20 dakikadan ikişer devreden oluşur. Her takım her devrede birer dakikalık mola kullanabilir. Devre arası 15 dakikadır. Maçın başında kura çekimi yapılır, atışı kazanan kaleyi seçer, kaybeden başlangıç vuruşunu yapar. Her devre 5 faulden sonra yapılan her faul için 10 metre mesafeden penaltı vuruşu yapılır. Bir oyuncu kırmızı kart görürse, kart gören oyuncu yerine 2 dakika sonra veya karşı takım gol atınca başka bir oyuncu girebilir. Futsalda bir orta hakem, bir yardımcı hakem, bir süre hakem ve bir tane de yedek hakem olmak üzere en fazla 4 hakem bulunur. Futsalda uzatma yoktur. Bunun yerine topun oyunda olmadığı zaman süre durdurulur. Kaleci topu en fazla 4 saniye elinde tutabilir ve kaleciye geri pas yoktur. Top kaleciden kendi oyuncusuna verildikten sonra rakip oyuncuya top değmeden kaleciye geri pas verilemez. Futsalda futbol gibi oldukça tercih edilen bir spor dalıdır. Sakatlanma oranı futbola göre daha azdır.